Abdurrahman Dilipak, Cumhur Başkanı'nı seçiyor. Beklenen oldu ve Erdoğan adaylığını açıkladı. Üç aday yarışacak bu seçimde Erdoğan, İhsanoğlu ve Demirtaş. Sonuç şimdiden belli. İlk turda Erdoğan. Demirtaş'ın bir iddiası yok. BDP CHP'den kaçan oyları da toplayarak Türkiye genelinde demokratik bir harita çıkaracak. Ekmel Bey'in sosyolojik bir tabanı yok. Canlı yayına çıkmayacak çünkü mikrofon hakimiyeti yok. Miting de yapmayacak çünkü kürsü hakimiyeti de yok. Çatı aday olarak çıktı ama çatıda sorun var. CHP grubu zaten tam bir destek vermedi. Yaz sıcağında birçok CHP seçmeni de kaybedecek bir aday için kalkıp oy kullanmaya gelmez. Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı toplantı diğerleriyle kıyaslanmıştı kıyaslandığında AK Parti'nin profesyonelliği karşısında amatör bile değil. Erdoğan bu çıkışıyla psikolojik olarak seçimi daha ilk günden kazandı. Ekmel Bey'in ilk medya ziyareti Cumhuriyet gazetesi oldu. Kampanyayı Anıtkabir'den başlattı. CHP'nin altı okunun açılımı olan Cumhuriyet'in temel değerlerine sadakatle devam etti. İsmet Paşa'nın mezarını ziyaretle noktayı koydu. Bu durumda herhalde MHP eski genel başkanı Türkiye'sinde mezarını ziyaret eder. O zaman BBP'lilere selam göndermek için Muhsin Yazıcıoğlu'nun da mezarını ziyaret etmesi gerekir. Bu çerçevede Fethullah Gülen'e bir mesaj teatisi de gerekir. STK diye Türk İş Top Siyasi Parti ziyareti diye Haydarpaşa'yı da ziyaret ettiğine göre 30 günde 60 partiyi ziyaret ederek kampanyayı başlatabilir. Erdoğan farkı başından beri belliydi. Daha ilk günden bu fark çok daha belirgin hale geldi. Diğerleri dostlar alışverişte görsün kabiliğinden alana sürülen siyasi anlamda detayda kaybolmaya aday bir figür. Erdoğan'ın ilk gün performansı çok iyidir. Cumhur'un ilk seçimle gelen başkanlığına adaylığın da psikolojik üstünlük konusunda tartışma yok. Erdoğan da ilk günden dindar bir kimlik vurgusu yaptı. İnsancıl, duygusal, kucaklayıcı, kuşatıcı, polemikten uzak, mütevazi bir kişilikle hitap etti. Helalleşti, özgüveni yüksekti, kararlıydı. Öyle anlaşılıyor ki bu seçimde umut, öfke ve kurnazlık yarışacak. Türkiye için yeni bir dönem başlıyor. Bu iş başkanlığa doğru giden bir adım. Yarı başkanlık uygulaması ilk anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine dönüşebilir. Bu iş valilik, kaymakamlık, belediye, merkezi hükümet her şeyi yeniden şekillendirecek. Öyle sanıyorum ki bu seçim ilk turda hem de açık ara Erdoğan lehine sonuçlanacak. Bu seçimde 2.750.950 kişi yurt dışında oy kullanacak. Önemli sayıda bir seçmen de sandığa gitmeyecek. BDP de belli sayıda oyu yanına çekecek. Seçimin ilk turu 700 milyona mal oluyor. 70 milyonda dış ülkelerde harcanacak. Seçmenler 56 ülkede oy kullanacak. Dolaylı giderlerle bu rakam 1 milyarı geçiyor. Bu gider seçim ikinci tura kalırsa daha da büyüyecek. CHP, MHP, Cemaat, BDP Erdoğan daha az oy alsın diye daha da artsın demek akıllıca bir iş mi? Şimdi cevabını bekleyen bir başka soru var. Başbakan kim olacak? Ardından gelen soru şu. Partinin başına kim geçecek? Grup başkanı kim olacak? Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Ekmel Bey'in siyasi hayatının nerede nasıl sürdürecek? De cevabını arayan bir diğer soru. Erdoğan'ın bu seçimlerden alacağı oy cemaatin siyasi hesapları açısından da yol gösterici olacak. Birileri Erdoğan sonrası partiyi ele geçirmek ya da partinin içini boşaltmak için plan yapıyor. CHP MHP işbirliği yeni bir siyasi oluşumuna AK Parti'den alacağı milletvekilleriyle koalisyon kurarak AK Parti'yi iktidardan indirmek olmuyorsa ilk seçimde AK Parti'nin karşısına birlikte çıkmak gibi başka adımları da içeriyor. Tabii bütün bu senaryolar bu seçimde Erdoğan'ın alacağı oyla ilişkili. Eğer Erdoğan %55'i üzerinde oy alırsa, ki bunun anlamı Ekmel Bey'in %40'ın altında oy alması anlamına geliyor. O zaman evdeki hesaplar iflas etmiş olacak. Erdoğan dönemi vesayet rejiminin sonu olacak. Erdoğan'ın milli irade vurgusu yeni rejimin referansının ne olacağı konusunda önemli. Şimdi bu gelinen noktada birileri umutsuzluğun verdiği çaresizlikle akılsızca şeyler yapabilir. Kaset dosya gibi çürük sakızları çiğnemek isteyebilirler. Ama AK Parti bu işlere şerbetli. Bu senaryolar bugüne kadar olduğu gibi geri tepebilir. Böyle bir durumda Ekmel Bey zaten moralsiz başladığı yarışta küsüp sessizliğe gömülebilir. Zaten CHP ve MHP bu durumu kendi tabanlarına anlatabilmek değil. Bu süreç CHP içindeki parti içi muhalefetin siyasi bayrağı açması için bir vesile olabilir. Bozkurt işareti yapan bir Kılıçdaroğlu soldan ve Alevi kesimden zor oy alır. Aynı şekilde cemaat ve CHP ile kol kola giren bir MHP kendini bu kesimlere zor anlatır. AK Parti Erdoğan'ın adaylığı ile aslında yeni bir evreye intikal ediyor. Bu seçim her anlamda herkes için önemli yeni bir başlangıç olma özelliği taşıyor. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.